Sevgili dostlar, bugün sizlerle bir miktar kadın doğum uzmanı olarak COVID-19 ve gebelikle ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi COVID-19 dünya genelinde yaygınlaşan bir virütik salgın. Bu virütik salgının içinde gebeliklerle ilgili neler yapılabilir, sonuçlar neler, ne yapmalıyız bir miktar sizlerle konuşmak istiyorum. COVID-19 bilindiği gibi gebelikte de karşımıza çıkabilecek ama COVID-19 şüphesi olan yahut COVID-19 teşhisi konmuş bir annenin çocuğuna bunun geçirip geçirmediğini Çinlilerden aldığımız geçmiş sonuçlara bakarak bebeğe geçmediği şeklinde sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yani anne pozitif olsa da bebeğe elimizdeki şu andaki verilere göre geçmiyor. Yalnız bu yayınlar olduktan sonra dünyanın birkaç yerinden, bir tane galiba İngiltere'den, bir tane Amerika'dan çocukta da müspet olduğuna dair yayınlar çıktı. Gebelikte nasıl takibimizi devam ettirmeliyiz? Bilindiği gibi gebeliğin ilk aylarında yapılması gereken bazı zorunlu testlerimiz var. Bunlardan 11. 12. hafta ense kalınlığı ve ikili test. Ondan sonra gerekirse kandan genetik araştırma. Ondan sonra 21. haftada da büyük ultrasonla büyük anomalilerin araştırılması ve tespiti gerekiyor. Bu testleri bir kere herkesin yaptırılmasını tekraren rica ediyorum. Çünkü hastanelerde bunu yapan normal kadın doğum bölümlerimiz devam etmekte ve bu bölümlerde aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Sizler de bu konuda müsterih olun ve lütfen doktorunuza başvurun. Nasıl beslenmeliyiz? Gebelikte zaten özellikle bir sürü desteklerimiz var. Türk kadının anemik olduğu düşünülürse demir takviyesi yapıyoruz. Omega 3 ve omega 6 takviyesi yapıyoruz. Bunun dışında tabii ki folik asiti ihmal etmiyoruz. Özellikle gebelikte çok sık görülen gebelik kramplarından korunmak için magnezyum desteğinden istifade ediyoruz. Özellikle gebelerimizin beslenmesi çok önemli. Kendilerini çok iyi beslemeleri lazım. Bu konuda zaten hep kendileriyle konuşuyoruz. İşte proteinin en başta olduğunu hatırlatmak isterim. Tabii ki sebzeler, sonra meyveler ve sonra karbonhidratlar. Yani karbonhidratı biraz daha asgari müştereklerde az kullanmamız gerektiğini, ülkemizdeki taze meyve ve sebzelerden faydalanmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sevgili gebeler de bu konuda çok dikkatli davranıyorlar. Gebelikte tuz kısıtlamasını yapmıyoruz ama gereken bazı vakalarda bunu yapmak zorunda kalacağımız için normal yemeğe atılan tuzun bir miktar daha azaltılması veya tamamen kaldırılmasından yanayız. Özellikle daha fazla ödem oluşmaması ve tansiyona etkisi olmaması için alınan miktardaki tuzun. Peki bunun dışında neler yapmalıyız? Bunun dışında tabii ki hareket etmek çok önemli. Evin içinde zaten gebeler aynı zamanda kadınlar olarak evin bütün yükünü çektiği için o sistem içinde hareketlerini devam ettirmeliler. Fakat ağır işlerden, kendilerini ağır kaldırmaktan mahrum etmelerini diliyoruz. Gebelik takibinin sonunda doğum yaptınız. Doğumdan sonra en önemli şey anne sütü verebilir miyim? Bu konuda dünyadaki bütün çalışmalar verilebilir. CDC Amerika Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nden mümkünse anneyi bebekle aynı odada değil ayrı odalarda tutmanın daha faydalı olduğu, tutulamıyorsa aradaki sosyal mesafeyi korumak şeklinde olması lazım geldiği ve sadece emzirme zamanlarında özel temiz kıyafetlerle, maskeyle ve hijyene dikkat ederek bebeğin emzirilmesini tavsiye eder bir nitelikte yazı yayınlandı. Yani anne sütüne geçmiyor ama dikkat edeceğimiz husus zaten bu salgında hepimizin dikkat ettiği daha iyi hijyen kuralları ve bebekle temasımızın bu yakın olduğu safhada maskeyle bu emzirmenin yapılması şeklinde. Sonuç olarak doğum konusunda bir miktar sizinle konuşmak istiyorum. Doğum konusunda da aileyle
oturup bu konuda birlikte karar vermek lazım. Ve bu kararın hastanede çok kısa sürede kalıp taburcu edilmesi şeklinde ve hastane bulaşından mümkün olduğu kadar hastaları azaltaraktan daha sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir sürecin takip edilmesi gerekiyor. Dışında yeni doğan bebekle ilgili takiplerin, normal takiplerin yapılması lazım. Yeni doğan aşılarının yapılması lazım. Yeni doğanda yapılan testlerin yapılması lazım. Bu konuda zaten şu anda hastanelerimizde normal rutin testlerimiz yapılmakta. Bizim hastanemizde bunu yapmakta devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.